bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek. Belki daha hızlı devam edecek. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. Gündeminde Amerika'nın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımları vardı. İsmail Demir yaptırımların Türkiye'ye 1,5-2 milyar dolar zararı olur yorumlarını doğru bulmadığını söyledi. Bu katsa yaptırımlarının şu an için açıklanan çerçevesinde olacak bir şey değil dedi. Demire yaptırımların uzun sürmesi halinde ATAK F16 parçaları, Milgem gibi projelerin nasıl etkileneceği de soruldu. Katsa doğrudan başkanlığımızı hedef alıyor. F16'nın kullanımda olan diğer ürünlerin idamesi zaten bizde değil. Diğer dediğiniz projelerde de parçaları yüklenicilerimiz alıyor zaten. Onlarda da bir sorun yok. Ama meseleyi keyfiye götürüp şu parçayı vermem, bu üründe ihraç izni verme sürecini uzatırım vesaire derlerse o başka. O dediğiniz hasmane bir tutum olur. Bu karar onu öngörmüyor. Türk savunma sanayinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirten Demir, alınamayan bir ürün varsa yerleştirmeye devam ederiz dedi. Katsa ilelebet devam etse de bizim için ne olacak? Alınamayan bir ürün varsa yerlileştirmeye devam edeceğiz. Bu yerlileştirmenin maliyetleri olacak ama onu da ileriye dönük baktığımızda maliyet olarak görmüyoruz, bir kazanç olarak görüyoruz.